Arkadaşlar tekrar merhaba. Sizlere endüstriyel switch, endüstriyel güç kaynağı gibi çeşitli endüstriyel donanımları tanıtmıştım daha önceki videolarımızda. Bu endüstriyel switchlerin kullanılmasının nedenlerini, neden endüstriyel switch ve endüstriyel güç kaynağı kullanmamız gerektiğini de anlatmaya çalışmıştık. Sonuçta endüstriyel işlerde her şeyin endüstriyel olmasına fayda var. Şimdi burada endüstriyel haberleşmede endüstriyel switch kullandığınızda aslında kullanacağınız kablolar, kullanacağınız jacklar, bunların hepsinin endüstriyel olmasında her zaman fayda var. Mesela şu görmüş olduğunuz Ethernet kablosu normalde işinizi görüyor. Normalde bu Ethernet kablosuyla siz PLC'nizle, SSD 1200, 1500 PLC'nizle haberleşmeyi rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Bunun normal şartlarda endüstriyel bir kablodan bir farkı yok. Kendi uygulamalarınızda bunları kullanabiliyorsunuz. Ama iş biraz daha endüstriyel işlere geldiğinde, yani haberleşmenin önem arz ettiği ve mesafelerin önemli olduğu yerlere geldiğinde bu Ethernet kabloları veri taşımada problem yaşıyor. Mesela bu Telekom tarafından verilen bir kablo. Görmüş olduğunuz gibi kablonun içerisindeki 4 tane uç bağlı görüyorsunuz. Normalde Ethernet haberleşmede 4 tane ucun bağlanması yeterli. Bunu da söyleyelim. Şimdi bu kablo dediğimiz gibi bizim Türk Telekom tarafından veya Süper Online tarafından verilen kablo olduğunu söyledik. Şimdi Ethernet'te şöyle bir husus var. Bunu daha önceden söylemiştim ama yine tekrar edeyim. Ethernet'te haberleşme mesafesi 100 metre. Yani siz bu Ethernet kabloyla 100 metre ilerideki bir cihazla haberleşebiliyorsunuz. Ancak buradaki haberleşmede kullanacağınız kablonun kalitesiyle ilgili bir şey tabii bu. Bu 100 metreyi de ancak sağlayabilirseniz endüstriyel bir Ethernet kablosuyla sağlayabiliyorsunuz. Endüstriyel Ethernet kablosuyla, diğer bir deyişle endüstriyel bir Ethernet kablosu olan Profinet kablosuyla bunu sağlayabilirsiniz. Kesinlikle 100 metreyi böyle basit bir Ethernet kablosuyla sağlayabileceğinizi düşünmeyin. Hatta bu değerin 100 metre değil 80 metre olduğu da söylenebilir. Gerçekte sağlıklı bir haberleşme için maksimum 80 metrelik bir mesafe ancak yeterli oluyor endüstriyel bir Ethernet kablosu kullandığınız zaman. Şimdi endüstriyel Ethernet kablosunu da size göstereyim. Yani Profinet kablosunu da size göstereyim. Şöyle küçük bir kesit aldım ben. Kablomdan küçük bir kesit aldım. Şimdi bakın şu kablom şöyle yeşil bir kablo. Bildiğiniz gibi mesela farklı haberleşme protokollerine ait farklı renklerde kablolar var. Mesela yine bir Profibus haberleşmesi var. Mesela Profibus'taki kablo kullanılan kablo mor renkte oluyor. Biliyorsunuz bu kabloyu gördüğünüzde, mor renkte kabloyu gördüğünüzde bunun Profibus olduğunu anlayabiliyorsunuz. Farklı standartlar var. İşte Profinet ile ilgili de standart kablomuz yeşil. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bu kablonun, şu kablonun dış zırhı nispeten sizin evde kullandığınız kabloya göre daha kalın. Bakın şu dış zırhı şöyle zoomlamaya çalışıyorum kameradan. Dış zırhı daha kalın. İçerisinde 4 tane kablo var. Şimdi normalde Ethernet kablolarında 8 kablo oluyor. Az önce gösterdiğim Türk Telekom tarafından verilen internet sağlayıcımız tarafından verilen kablo 4 kablo vardı. 4'ünü kullanıyordunuz. İşte bunda da sadece 4 tanesini adamlar içerisine koymuş. Ve şu kablonun kalınlığına bakar mısınız? Bakın şu kabloların kalınlığına bakın arkadaşlar. Normal sizin kullandığınız kablodan çok daha kalın ve çok daha kaliteli bir kablo. Tabi bu da fiyata yansıyor. Bunların fiyatları da 1 ila 2 euro arasında değişiyor. Metre fiyatları 1 ila 2 euro arasında değişen kablolar bunlar. Ve dışında bir ekran var. Bakın dışında bir ekran var görüyorsunuz. Bu ekran da sonuçta haberleşmedeki parazitlerin önlenmesi için önemli bir ekran. Ekranlama yapmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu kabloyu da şöyle hem yaklaştırmaya çalışıyorum hem fokuslamaya çalışıyorum ama fokuslamada çok başarılı olamıyor telefonum. Şimdi bakın şurada görmüş olduğunuz gibi kablonun kalınlığını görüyorsunuz. Yani buna dikkat etmenizi istiyorum. Siz ancak bu kabloyla maksimum 100 metre mesafeye verileri taşıyabiliyorsunuz. Bir de düşünün elinizdeki kablo kötüyse 100 metreye kesinlikle sağlayamazsınız ki tavsiye edilen en fazla mesafede bununla taşınabilecek veriler de 80 metre. 75-80 metre arası verilerin sağlıklı taşınabileceği söyleniyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bizim bu endüstriyel haberleşmede sonuçta bu kablonun kalınlığını gördünüz. Buna standart jacklar uymayacaktır. Standart Ethernet RJ45'ler buna uymayacaktır. Bunun için özel jacklarımız var. Bunun için özel jacklar var. Yine bunlar da endüstriyel jacklar. Şöyle kutusundan çıkartayım. Şöyle bakın bunlar da bu Siemens'in değil farklı bir markanın Phoenix'in bir jack'ı bu. Bu jack'a şöyle bakın. Bu jack'a şöyle baktığınızda metal olduğunu görüyorsunuz ve bu jack'ın içerisine
kabloların girebileceği kadar kalınlıkta delikler olduğunu size söyleyebilirim. Bunlar yine pahalı ürünler. Yani bunlar yaklaşık 6 ila 8 euro arasında değişen ürünler arkadaşlar. Bu tarz endüstriyel jackları kullanmanız gerekiyor. Yani böyle bir kablo kullanıyorsanız evlerde kullandığınız basit çin malı plastik jackları kullanamazsınız. Çünkü bu kabloların girebilmesi için bunun yuvaları bunun için tasarlanmış yuvalara sahip bunlar. Şurada üstünde de bunun nasıl yapılacağı gösteriliyor. 4 kablo var. 4 kablonun nasıl bağlanacağı bunun üstünde gösteriliyor. Bu şekilde endüstriyel Ethernet'i de, Ethernet kablosunu da, endüstriyel switch'i de, endüstriyel jack'ı da size aslında göstermiş oldum. Tüm ihtiyaçlarınızı, tüm bilmek istediğiniz hususları bize iletin. Bunlarla ilgili her türlü hizmeti vermekteyiz. Eğitim olsun, yazılım olsun, donanım olsun, sağ kurulumları olsun. Her şekilde size destek olmaktayız arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle.